teslim alma esasına dayalı bir şekilde ilerleme geliştirildi. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir, o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref tutuyoruz. İki bakan meclis genel kurulunda GARA bilgilendirmesi yaptı. Operasyonun dakika dakika anlatıldığı konuşmalarda iki bakan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bölgede el bombası ve hafif silahlara karşılık olarak mağara girişinde sadece ve sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun, terörle mücadelede namusun dışında hiçbir adım atmamıştır bugüne kadar. PKK'nın GARA katliamının ardından terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve bazı çevrelerin yürüttüğü kara propagandaya en net yanıt meclisten verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun perde arkasında yaşananları anlattı. YPG ve PKK arasında ilişki olmadığını söyleyen içeride dışarıda bazı kişiler var. YPG'nin PKK'dan farkı yok. İlk sözü alan Bakan Akar, 13 şehidin sağ salim kurtarılabilmesi için Mehmetçiğin nasıl mücadele verdiğini anlattı. 7 kapı şunlar kapılar, kırmızıya gösterilen kapılar, demir kapılar ve demir perdeler var. Birbirlerinden geçişler önemli. Dolayısıyla bunların her birinin uygun bir tahriple tahrip edilmesi gerekiyor. Herhangi bir silah, mühimmat kullanılması asla söz konusu değildir. Teslim olan teröristlerin ifadelerine de değinen Akar, şehitlerin naaşına nasıl ulaşıldığını da aktardı. Uzun süren bu çalışmalar sonunda Cuma günü akşam saatlerine doğru birinci terörist Şervan Korkmaz Kod Osman Acer, ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum diye dışarı çıktı. Alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Soreş Kod tarafından hava hücum harekatının başlangıcında yani 5.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Bakan Soylu da esir alınan 13 vatandaş için hiç temas kurulmadığı yönündeki iddiayı yalanladı. Vücut bütünlüklerinin fotoğrafları, otopsi fotoğraflarının hepsi ve hiç temas kurulmadı deniyor. Sayın Cumhurbaşkanım bizatihi bana talimat verdi. Getirsinler sınırdan alalım, herhangi bir şey olmayacak. Tam 5 kere benim bakan yardımcım sadece 1 yılda görüştü. İşte Özgür Çalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Ve dedi ki Pervin Buldan, biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Bu sözlerin ardından PKK'nın siyasi uzantısı HDP sıralarından sesler yükseldi. HDP'liler Bakan Soylu'nun sözünü kesmeye çalıştı. Soylu ise bu sırada HDP sıralarına dönerek PKK'nın bugüne kadar yaptığı sivil katliamlara ilişkin rakam açıkladı. 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O İnsan Hakları Derneği denilen canı çıkasıya dernek bir tanesi için, bunlar için, bir tanesi için bize söyledi mi? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil. Öte yandan her iki bakan konuşmasında terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin de altını çizdi. Terörle mücadele en yakın zamanda da bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröristle etkisiz hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.